Konya'da Lokmahane'deyim. Harun Bey'le birlikteyiz. Harun Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Valla Konya'yı dolaşıyorum. Yine Konya kültürü deyince, Konya yemekleri deyince sizin mekanınıza geliyorum. Sofrada yine çok güzel şeyler var. Nelerimiz var? Böyle bahsedelim mi? Tarhun çorbasıyla başlayalım. Tarhun çorbamız var. Evet. Konya'mızın eski bir çorbasıdır. Hı hı. Eski Konya evlerinde yapılan bir çorbadır. Tarhunu siz kendiniz yapıyorsunuz herhalde. Tarhun otunu kendimiz yetiştiriyoruz. Bu tarhun çorbası aslında tarhun yahni olarak da anılır. Kuzunun gerdan etinden olacak. Hı hı. Yoğurt ve tarhun otu olacak. Üzerine sade yağ dökülüyor. Evet, öyle servis ediliyor. Evet. Burada bir tirit var. Evet. Konya'nın orijinal tiridi. Evet. Bu Konya'nın Konya'mızın yine Konya evlerinde yapılan orijinal tirit budur. Özellikle yine bunda tandır ekmeği olacak. Hı hı. Tandır ekmeği kemik suyuna ıslatılacak. Evet. Kuzunun boyun eti olacak. Boyun sadece. Evet, boyun eti olacak. Evet. Yine işte yoğurdu ve şeyi olacak, sumağı olacak. Üzerine de maydanoz yine sade yağla cızlatılacak. Cızlatılır, evet. Öyle servis evet. ediyorsunuz. Burada kayısılı bir burada kayısılı yahnimiz var. Evet. Kayısılı yahni Konya'nın yine eski kültür yemeklerindendir. Aslında saray mutfağına kadar Gidiyor. Evet. Alaaddin Keykubat'a kadar dayanıyor. Etini ne olarak kullanıyorsunuz? Kuzu kaburga eti vardır içerisinde. Kuzu kaburga olacak. Hı hı. Yine olmazsa olmaz Konya kayısısı olacak. Mayhoş'tur değil mi orada? Evet. Hı hı. Mayhoş kayısı olacak. Evet. Bunu da böyle servis ediyorsunuz. Tabii yapılışı da bunun çok enteresandır. İlk önce kaburgalar piştikten sonra kayısılar kenarda sıratılacak. Sonra kayısıyla kaburga buluşturulacak. Hı hı. Az yine bu kaburganın suyundan verilecek. Karamelize yapıldıktan sonra ateşi altını kapatırken biraz şeker atılacak. Oo, o mayhoşluğu almak için dengeliyor. Evet, o şeyi kontrast yaratıyor. Demlenmesini bekleyeceğiz ve sonra sofraya sunulacak. Bir de şöyle bir burada yine Konya'nın olmazsa olmazı kış günlerinin turşusu. Hı hı. Yine Konya'nın sizin bahçelerinizden tabii kendi bahçemiz. Sevgisi? Kendi bahçemiz Meram bölgesinde bir bahçemiz var. Mis gibi görünüyor. Orada salatalıklarımız, domateslerimiz, biberlerimiz, hırtlaklarımız, lahanalarımız her şeyimizi yetiştiriyoruz ve bunları da güzün turşu kuruyoruz. Kendiniz evet. Yapıyorsunuz. Evet. Dışarıya kendimiz. Satışınız var mı bu turşuları? Dışarıya satışımız var. Çoğu yere satışımız var. Harika. İsteyen evet. sizden satın alabilir. Evet. Son olarak bir de böyle hoşaf görüyorum. Evet, bu da hoşaf. Bu şimdi biz kış aylarında biliyorsunuz elma olsun, ayva olsun, kayısı olsun, üzüm olsun bunlara kak diyoruz. Hı hı. Kurutulmuş. Bunlardan hoşaf yapıyoruz. Evet. Yazın da bunların işte ayvasından yaptığı işte armudundan, elmasından komposto yapıyoruz. Hı hı. Evet. Çok teşekkür ediyorum Harun Bey bilgiler için. Çok sağ olun. Sağ olun, var olun.